Merhaba Aküsü TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Abdurrahim Karstil ile gündem programında değerli hocamızla yine keyifli bir program yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim. Hocam her hafta programımızı biliyorsunuz farklı yoğunluklar oluyor. Ülkemizin gündemi çok yoğun. Biz de haliyle Doğru. farklı farklı konular ele almaya çalışıyoruz. Bu hafta Doğru. da yine gündem dolu dolu. Hem üzücü hadiseler de var yurt dışı kaynaklı. Biliyorsunuz İsveç'te İslam karşıtı ee, Rasmus Paludan isimli bir provokatör, kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i konsolosluk önünde yaktı. Bunu birçok kez yapmış ama bu, bu kezki ülkemiz tarafından en üst şekilde tepkiyle karşılandı. Ee, bu tepkinin altında ne var? Ee, siz bütün bu olaylar nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu 17. kezki eylem ama daha öncesinde hiç bu kadar tepki toplamamıştı. Yani e, Batı'da maalesef e, İslam'a karşı Gelişen düşünceler, hareketler var. İslamofobi dedikleri bir e, cereyan var. Bu gittikçe de artıyor. E, üzücü bir hadise. E, tabi bunun arkasında e, masum fikir hareketleri değil sadece. Tahrikler de var diye düşünüyorum. E, bu hadisenin arkasında da yani özellikle bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasından sonra Türkiye ile yaptıkları üçlü görüşmelerden sonra sanki o görüşmeleri e, e, baltalamak için, sanki o görüşmelerin sonuçlarının alınmaması için yani e, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişinde Türkiye'nin menfi oy kullanması için e, herkes elinden geleni yapıyor gibi bir intiba var bende. Yani e, PKK terör örgütünün işte İsveç'teki hareketleri, çeşitli provokatif hareketleri, gösterileri, yürüyüşleri, Türkiye aleyhine sloganları, yine İsveç'te meydana gelen bu Ondan sonra da maalesef Hollanda'da başka yerlerde de benzer hadiseler oldu yine. Bütün bunlar sanki bir yerlerden kaynaklanıyor. Özellikle de Türkiye'de bir seçim atmosferi olduğu için bu seçim atmosferinden de önce yapılan tahrikler bunlar. Ve dediğim gibi İsveç hükümeti hükümetiyle, idaresiyle Türkiye hükümeti arasındaki ilişkileri daha da germek, daha da bir sıkıntıya sokmak, çıkmazı sokmaz hale getirmek için yapılan hadiseler bunlar. Türkiye ve Müslümanlar haklı olarak buna tepki gösterdi. Çünkü bu bir e, özgürlük hareketi değil. Yani e, uluslararası hukuk açısından da düşündüğünüzde, temel hak ve hürriyetler açısından da düşündüğünüzde bir dinin kutsallarına hakaret insanlara özgürlük hakkı diye takdim edilemez. Bu bir tahriktir, bu bir hakarettir, bu bir nefret suçudur. Uluslararası hukuk açısından da bakarsanız bizim mevzuatımız açısından da bakarsanız bu bir suçtur. Dolayısıyla buna cevaz verilmemesi lazım. Müsaade edilmemesi lazım. Ama maalesef fikir hürriyeti ve bu hareketi yapmak için de işte İsviçre ve Hollanda gibi hükümetler tedbir alıyorlar bu işlerin yapılması için. E, gerekli provokatif eylemlerin e, işte güvenlikle yapılması için gerekli tedbirleri de alıyorlar. Aslında buna tedbir almak değil, bunu engellemek lazım. Demek lazım ki böyle bir özgürlük hareketi yok. Bir başkasının kutsalına siz hakaret ederseniz onlar da sizinle ilgili başka şeyleri gündeme getirirler. Başka sıkıntılar ortaya çıkar. Bu bir nefret suçudur. Dolayısıyla bu bir özgürlük hareketi değildir. Ama dediğim gibi arkasında başkaca da şeyler var. Dikkat ederseniz son zamanlarda bunlar daha çok arttı. Özellikle Türkiye bir seçim atmosferine girdikten sonra ve özellikle bu İsveç ve Finlandiya ile yapılan üçlü görüşmeden sonra herkes üzerine düşeni yerine getirip sonra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için de Türkiye veto hakkını kullanmayacaklardı. Böyle bir mutabakata varıldı. O mutabakattan sonra sanki bu hukuki yürüyüşü, bu gidişi engellemek için herkes elinden gelen provokatif eylemleri ortaya koymaya başladı diye düşünüyorum. Bunu hükümetler özgürlük temelinde bir hakettir. Susuzluktur bir dinin mukaddesatına, kaç milyar insanın mukaddesatına hakarettir diye kabul edip engellemesi lazım. Nitekim batıda aklı selim insanlar böyle bir hürriyetinde olmayacağını, bunun hakaret olduğunu, bir saçmalık olduğunu, batıda da birçok ileri gelen aklı selim insanlar, siyasetçiler ve hukukçular ifade ettiler görüşlerini. Bakalım bu işi nereye kadar götürecekler? İnşallah bir gün dediklerimiz anlaşılır o yönde icraatlar olur diye gör, e, düşünüyorum. E, tabii bu e, sosyal medyada dikkat ederseniz şu tartışmaları da akla getirdi. Yani sadece e, Kur'an'ı yakmak ve Kur'an-ı Kerim veya Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtmak Kur'an'a hakaret sayılmaz. Başka türlü hareketler de gene Kur'an'ı ihlaldir, Kur'an'a hakarettir. Kur'an'ın men ettiği işleri işlemek de Kur'an'a bir hakarettir diye e, haklı bazı tenkitler de görüşler de ileri sürüldü. Bütün bu vesileler bizim yeniden kendi düşüncelerimizi gözden geçirmek, kendimize bir çeki düzen vermek için alınması gereken tedbirlerde de hukuken ve e, uluslararası hukuk açısından ne yapılması gerektiğine ilişkin konuları da yeniden gündemimize alıp değerlendirmemiz için bir vesile olmasını arzu ediyorum. Buna göre hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum diye aklımdan geçiyor. Evet hocam bir önemli e, gündemimizde seçim. E, geçen hafta da biraz konuşmuştuk ama 14 Mayıs'ta artık neredeyse kesinleşti seçim. Yani Türkiye o tarihte e, cumhurbaşkanlığı belirleyecek. E, siz tecrübeli bir siyasetçi siyasetlisiniz. E, öngörünüz nedir bu seçim sonuçları ne olur? Şimdiden bir şey söylemek mümkün mü? Bir de altılı masanın Aday belirsizliği de var. Bir yandan seçim güvenliği ile ilgili kaygılar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu atmosferi şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu? Yani Türkiye'de birçok şeyi maalesef bu hükümet Cumhur İttifakı yok etti. Yeriyle yeksan etti. Hukuku adeta rafa kaldırdı. Adaleti yok etti. Birçok meselede Türkiye'yi sıkıntıya soktu. Elimizde kala kala bir seçim var tabiri caizse demokratik hak ve hürriyetler açısından kullanabileceğimiz bir seçim var. Ee, bir kere arzum ve ümidim inşallah bu seçimin de güvenlikli bir şekilde yapılması, usulüne uygun yapılması. Onun için bu noktada elimizden ne gerekiyorsa e, hem seçim güvenliği için e, hem e, bunun neticelerinin hukuka uygun bir şekilde alınması için Elimizden ne gerekiyorsa, sandık güvenliği için elimizden ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Hem iktidar hem muhalefet olarak e, el birliğiyle bunu gerçekleştirmemiz lazım. Halk da buna yardımcı olmalı. Seçim güvenliği ve sandık güvenliği çok önemli. Halkın iradesinin doğru tecelli etmesi için. E, atmosfere bakarsanız daha seçimlere e, Mayıs'ın 14'ünde olacak gibi sanki. Kesin çünkü Cumhurbaşkanı meclis buna karar almazsa, ben yetkilerimi kullanarak kararname ile 14 Mayıs'ı ilan edeceğim dedin. Dolayısıyla 14 Mayıs kesin gibi sanki çok kısa bir süre kaldı. Şurada 2-3 aylık bir süre kaldı gibi. E, i̇statistiklere bakarsanız, kamuoyu araştırmalarına bakarsanız, konuşmalara bakarsanız hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı kendi açısından bir hayli ısrarlı bu seçimi alacaklarına dair Cumhur İttifakı'na baktığınız zaman 20 yıldır hep biz kazandık, 2023'te de biz kazanacağız atmosferini kullanıyorlar, onu anlatıyorlar. Millet İttifakı'na bakarsanız bu hükümet geçici, gidici, bu son seçimi olacak diyorlar. Her iki taraf açısından da %50, %50 gibi bir intiba var. Bana göre sonucu belirleyecek olan HDP'nin takınacağı tavır. Burada en önemli e, unsur seçim açısından, seçim sonuçları açısından... En önemli unsur HDP'nin HDP takınacağı tavır diye düşünüyorum. Ha, HDP e, neye karar verir? Son anda nasıl karar verir o da belli değil. Çünkü HDP'nin bile şu anda kapatılma davasıyla ilgili bir anayasa mahkemesinde yürüyen bir yargılama süreci var. Dolayısıyla o yargılama süreci de HDP'yi ve onların seçmenlerini nasıl etkiler? Seçmen neye karar verir? Parti ne zaman kapatılır? Nasıl olur? Onu bilmiyorum, kestiremiyorum şu anda. Sanki seçime çok yakın bir zamanda e, bir tarafa gitmemesi için sanki Cumhur İttifakı böyle bir şeyi hedefliyor gibi. Seçime yakın HDP'yi kapatıp, e, HDP'nin seçmeni açısından bir belirsizliği ortamı meydana getirip en azından o belirsiz seçmenden bir kısmını almak istiyor gibi Cumhur İttifakı'nın bir tutumu var gibi, bir düşüncesi var gibi... Ve özellikle e, Türkiye'deki davalar siyasetin müdahalesiyle yürüdüğü için sanki bu davada da siyasetin arzusu, Cumhur İttifakı'nın arzusu öyle gibi geliyor bana. HDP'yi seçime yakın kapatıp bir miktar o hengemede bir miktar seçmenin oylarını almak. Cumhur İttifakı ise HDP'nin oylarını alabilecek bir adayı belirlemek noktasında bir tutum ve davranış içinde. Yani Cum Millet milli parti Millet İttifakı, yani Millet İttifakı'na dahil olan e, Cumhur İttifakı'nın dışındaki bütün partilerin, siyasi tabanların e, oylarını alalım. Ama HDP'nin de oylarını alıp seçimi garantileyelim gibi bir tavır içindeler. E, buna HDP de e, kapıyı aralıyor gibi. Çünkü her ne kadar HDP biz kendi adayımızı belirleyeceğiz dese de, ee, henüz kapıyı tam kapatmış değiller ee, HDP'nin de görüşlerini dillendiren e, HDP'nin de arzu ettiklerine e, yardımcı olacak bir aday olursa onu da destekleyebileceklerini hala ifade ediyorlar. Dolayısıyla Cumhur İttifakı doğru dürüst bir aday belirlerse, iyi bir aday belirlerse Millet hem İttifakı. Cum Cumhur İttifakı'nın dışında Millet İttifakı iyi bir aday belirlerse hem Cumhur İttifakı'nın dışındaki e, oyları toparlar, partilerin oylarını toparlar. Hem de HDP'nin oyunu da alarak böylece sonucu garantiler diye bir düşüncem var. Bakalım ayın 26'sında bir toplantılar var. Ayın 30'unda bir deklarasyonlar olacak. Fazla da süre kalmadı. Nasıl bir tavır içinde olurlar bilmiyorum. Sanki şu anda görünen atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde altılı masada birçok partinin ittifak etmesi gibi bir durum var gibi. İyi Parti'nin e, davranışları, beyanları biraz e, e, sanki Kılıçdaroğlu noktasında tereddütlü gibi gözüküyor. Onlar da kesin hayır tavır içinde de tavrı içinde değiller. Eğer İyi Parti de ikna olursa sanki Millet İttifakının adayı olarak Kılıçdaroğlu aday gösterilecek gibi geliyor bana. Evet, Kılıçdaroğlu aday olarak gösterilirse e, Kılıçdaroğlu aday olarak gösterilirse HDP'nin oylarının büyük çoğunluğunu alır diye bir intiba var içinde. Evet. Ama Kılıçdaroğlu'na yönelik de işte tereddütler var e, kamuoyunda. Dillendirilen tereddütler var. Çeşitli tereddütler var. Onlar ne kadar sandığa yansır onu bilmiyorum ben. Cumhur İttifakı ise AK Parti özellikle Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyor. i̇ki ihtimal var bunda. Ya e, Kılıçdaroğlu'nu tabir caizse yıpratmak için çeşitli argümanları var. bunu seçim atmosferinde çok dillendirip sonuca rahat gidebileceklerini düşünüyorlar. Ya da biraz çekicilere ve konuları var. Onu dillendirerek sanki e, onun aday olmasını istemiyorlar gibi bir tavır içinde de olabilirler. Kısa süre içinde belli olacak. Sonucu birlikte göreceğiz. E, benim hissiyatım sanki e, Millet İttifakı bir adım daha önde gözüküyor gibi geliyor bana. Kılıçdaroğlu ile birlikte mi önde diyorsunuz hocam? Olabilir. Kılıçdaroğlu da olsa Bence e, bu defa önde gözüküyor gibi geliyorlar bana. Yani e, CHP'nin oylarına bakıyorum, İyi Parti'nin oylarına bakıyorum. HDP destekler Kılıçdaroğlu'nu diye düşünüyorum. Bütün bunları alt alta üst üste koyduğumuz zaman diğer partilerin de, partilerden de altılı masaya dahil olan partilerden de bir kısım oyları alırsa Kılıçdaroğlu sanki bu seçimde muvaffak olur gibi bir intiba var bende. Evet hocam şimdi biraz önce seçim güvenliği ile ilgili tabii belli noktalara temas ettiniz ama bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla yabancı uyruklu kişilere seçme seçilme hakkı tanındı vatandaşlık verilerek. Yani sayılarını artık bilmiyoruz ama 400-500 binden bahsediliyor. Şimdi bunlar hem seçim güvenliği açısından hem de seçimin kaderi açısından nasıl yani doğru mu doğru bir hamle miydi ya da burada amaçlanan ne belki de bir milyondan fazla insan oy kullanacak yüzde üç yüzde oylara tekabül ediyor e, hiç doğru değil bence e, yani evvela bu insanların Türkiye'ye getirilmesi e, Türkiye'ye yerleştirilmesi bu şekilde mevzuata uygun olmayacak şekilde e, vatandaşlık verilmesi e, herhangi bir tedbir alım bir bütün şehirlere sınırsız salınması, kontrolsüz bir şekilde her yere yerleştirilmeli, yerleştirilmeleri, sonra da vatandaşlık verilmesi, baştan aya planın parçaları. Bunlar Türkiye'deki demografik yapıyı değiştirmek için AK Parti hükümetinin bir tuzağıydı Türkiye. Bunu adım adım, adım adım, adım adım, adım işlediler ve istedikleri noktaya da geldiler. Dolayısıyla gelinen nokta hem hukuk açısından hem vicdanı kanaat açısından hem Türkiye'deki milli iradenin tecellisi açısından doğru değil. Ama hükümet bunu bilerek yaptı, bilerek bu noktaya getirdi. Dediğim gibi hem e, Türkiye'deki e, milletin kendisine ait yapıyı değiştirmek, tahrif etmek gibi hem de e, vatandaşlık verilmesi de bütün bu seçimlere yönelik kendileri için bir avantaj olarak düşündüler ve bunu yaptılar. Buna karşı diğer partiler de yeterli tepkiyi göstermediler. E, bazı meclis dışındaki partiler hiç olmazsa vatandaşlık verilen insanlar bir müddet için, bir iki seçim için oy kullanmasınlar diye bir teklif getirdiler ama meclisteki muhalefet partileri de maalesef bu noktada e, gerekli üzerine düşen vazifeyi yerine getirmediler. Hassasiyeti yerine getirmediler. Zaten muhalefetin bazı tutumlarını anlamak zor yani özellikle. Anayasaya aykırı, e, işte hükümetin bazı tasarrufları oldukları zaman ses çıkarmıyorlar. Hukuka aykırı tasarruflar oldukları zaman ses çıkarmıyorlar. Gerekli tepkileri vermiyorlar. İşte bu göçmenlerle ilgili yabancılarla ilgili gerekli hassasiyeti vaktinde göstermediler, gerekli tepkileri vermediler. Bütün bunlar sanki muhalefetin iktidarın işini kolaylaştırmak için bilerek sustuğu noktalar gibi de bazen anlaşılıyor. Öyle anlaşılmaya da müsait. Ama maalesef bu noktada gerekli tedbirler alınamadı ve bu insanlar büyük çoğunluğu bu seçimde iktidarın lehine bir avantaj olarak sandığa gidecekler diye düşünüyorum. Evet hocam değerli görüş ve katkılarınız için çok teşekkürler. Eklemek istedikleriniz varsa. Ben teşekkür Peki. ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün arzun bu seçim sahtı mailine giren Türkiye'de herhangi bir iç karışıkların, sıkıntıların güvenliği ihlal eden hareketlerin olmaması, seçim güvenliğinin ve sandık güvenliğinin usulüne uygun sağlanması, siyasilerin uslubunu, tarzını bozmadan hukuka aykırı hareket etmeden adalet içinde hareket etmeleri, eee beyanlarını, seçim kampanyalarını, e, tarzlarını gerçekten milletin lehine, hukuka uygun şekilde kullanmalarını arzu ediyorum. Ve bu seçimin de milletimiz için hayırlara vesile olmasını, bu 20 yıllık iktidarın da değişmesini arzu ediyorum. Duan bu yönde, beklentilerim bu yönde. Bekleyip beraber göreceğiz. Evet, çok teşekkürler hocam. Ben Bir sonraki yayında görüşmek üzere inşallah. Memnuniyetle.